أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Hikmetin 40 Kapısı isimli eserimizin 12. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bugün paylaşacağımız hadis-i şerifimiz İmam Bukhari Hazretlerinin sahihinde yer alan ve İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledilen şu hadis-i şerifimiz. An İbn Abbas radıyallahu anhuma قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم İbn Abbas radıyallahu anhuma efendimiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize haber veriyorlar. نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ ف۪يهِمَا كَث۪يرٌ مِنَ النَّاسِ İnsanların birçoğunun aldandıkları iki nimet vardır. Nedir onlar? اَصْصِحَّةُ Birincisi sağlıktır. وَالْفَرَاغُ İkincisi de boş zamandır. Evet, değerini bilemediğimiz iki eşsiz nimetten bugün bahsetmeye çalışacağız. Bunlardan birincisi sağlık, ikincisi hadis-i şerifte ifade edildiği üzere boş zamandır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman değerli kardeşlerim, pek çok ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'in bizlere lütfedilen sayısız nimetlere işaret ettiğini görürüz. Yüce Rabbimiz bir yandan bunların farkında olmamızı bizden ister, yani bir diğer ifadeyle kendisine şükretmemizi ister. Diğer yandan da bu sahip olduğumuz nimetlerin göz alıcılığına aldanıp kapılmamamız için bizi uyarır. Bakınız bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ömrümüzün geçiciliğini ve tüm nimetlerden hesaba çekileceğimiz bir günün geleceğini Yüce Rabbimiz bizlere hatırlatırken, bunu bize unutturmaya çalışan düşmanlarımıza karşı da teyakkuzda olmamızı, uyanık olmamızı bizden ister. Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyorlar. Sakın çok aldatıcı olan, yani şeytan, Allah hakkında sizi aldatmasın. Evet, mal, mülk, makam, mevki, şan, şöhret ve saltanat gibi geçici dünya zevklerine aldanan kimselerin hem dünyadaki hem de ahiretteki acıklı durumlarından örnekler vererek aynı hatalara düşmemiz için sık sık öğütlerle Rabbimiz bizi uyandırır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de yevmut tegabun olarak tarif edilen bir günden bahsedilir. Tegabun günü, yani aldananların aldandıklarını anlayacakları ve aldanmışlıklarının ortaya konacağı gün demektir. Diğer bir ifadeyle kıyamet gününden Yüce Rabbimiz bahseder. İnsanın anne babasına bile faydası olmayacağı gibi anne babasının da kendisine bir yararının dokunmayacağı günden Yüce Rabbimiz bahseder ve bugüne hazırlıklı olmamızı bizden isterler kardeşlerim. Evet, dünyevi yaşantımızı sürdürebilmek için hayati nitelik taşıyan iki nimetten bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan birisi sağlık, ikincisi de boş zaman. Bu nimetler dünya hayatı için hayati bir öneme sahip, aynı zamanda da ahiret hayatımızı imar edebilmek için de vazgeçilmez iki başlık. Çünkü Rabbimize iman edebilmemiz için her şeyden önce akıl sağlığımızın yerinde olması gerekir. Onun emirlerini, yasaklarını yerine getirebilmek için de fiziksel, yani bedenen ve ruhsal bakımdan sıhhat ve afiyet içinde olmamız çok önemlidir kardeşlerim. Şimdi sağlık meselesine gelelim. Sağlık önemini her ortamda çeşitli vesilelerle
insanların, Yüce Rabbimizin dile getirdiği fakat buna mukabil en çok ihmal ettiğimiz nimetlerin başında gelir. Çevremize baktığımız zaman birçok insanın amansız hastalıklarla mücadele ettiğini görürüz. İşte sigaradan, alkolden, stresten, temizliğe riayet etmemekten kaynaklanan bir sürü türlü türlü hastalıklara düçar olmuş birçok insanı görüyoruz. Bu insanların günlük hayatlarını normal insanlar gibi devam ettiremediklerine de şahitlik ediyoruz. Yani bir nefes sıhhatin ne kadar önemli olduğunu o nefesi alıp vermekte zorlanan insanların o halinden anlayabiliyoruz kardeşlerim. Ama insan psikolojisi şudur, yani bu hastalıklar sanki bize hiç uğramayacakmış gibi, hastalıklar ve diğer sıkıntılar başka insanlar içinmiş, onlar için söz konusu imiş gibi anlıyoruz, algılıyoruz. Halbuki eğer şartlara riayet etmezsek, akıl sağlığımız başta olmak üzere bedensel, fiziksel sağlığımız ve ruhsal sağlığımız elimizden bir an önce gider. Aniden gider. Sadece zevklerimizi tatmin etmek için başvurduğumuz, sigaradır, alkoldür, zamanı iyi kullanmamadır, bedenimize zarar verecek diğer alışkanlıklardır. Bunlar bizi de, çoluğumuzu, çocuğumuzu da tabiri caizse perişan edecek bir hale getirir bizleri kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman sağlıkla ilgili onlarca, yüzlerce riayet etmemiz gereken ilkeyi sıraladığını görüyoruz. Bir defa Efendimiz aleyhisselam çok sağlıklı bir hayat yaşamıştır. Onun uyuması, uyanması, yemesi, beslenme şekli, fiziksel ve ruhsal sağlığını korumaya yönelik tedbirler bizim için önemli. Bunların birkaçından en azından bahsetmiş olalım. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sağlıklı ve dengeli bir hayat görüyoruz. Bunun için ağız ve diş temizliğine Efendimizin son derece riayet ettiğine şahit oluyoruz. Çünkü insan vücuduna olumlu veya olumsuz, sağlığını olumlu olumsuz etkileyecek her şey ağızdan vücuda giriyor ilk önce. O yüzden ağız ve diş sağlığı çok önemli. Efendimiz aleyhisselam ağız ve diş sağlığına, bakımına o kadar önem vermiş ki sünneti kılarmış Efendimiz aleyhisselam. Farza durmadan önce hemen misvakla ağızlarını temizler. Böyle 7-24 ağız ve diş sağlığıyla alakalı, bakımıyla ilgili ibadet esnasında bile bundan taviz vermezmiş. Hatta bazen etrafında böyle işte dişleri sararmış, çürümüş bazı insanları görünce buyurmuşlar ki bana ne oluyor ki böyle dişleri bakımsız, ağızları işte kokan, böyle rahatsız edici insanları bir manzarayla insanlar görüyorum ben. Hani kendisine suçu alarak Efendimiz aleyhisselam kimseyi rencide etmeden, kırmadan uyarıyor. Yani Müslüman böyle olmamalı. Ağız ve diş bakımına dikkat etmeli. Efendimiz aleyhisselam bu konuda son derece hassastı biliyorsunuz. İşte böyle sarımsak, insanlar rahatsız edici başka şeyler yiyenler de mescidimize gelmesin buyuruyor. Bu bizim hem fiziksel hem ruhsal sağlığımız için yine önemli bir adım. Efendimiz aleyhisselam yiyecek ve içecek kaplarının temizliğine de çok riayet ederdi. Şimdi o dönemin temizlik şartları neyse, affedersiniz bir köpek diyelim gelmiş, bir insanların yemek yediği kaptan bir şey yemiş. Bunu Efendimiz aleyhisselam nasıl temiz hale getireceğiz? Suyla mı yıkanacak? Toprakla mı yıkanacak? Kaç defa yıkanacak? Bununla ilgili birçok bilgi bize ulaşmış. Sonra hem bizim için hem içerisinde yaşadığımız toplum için son derece önemli olan bir başlık çevre temizliği. Bir kurban bayramı yaşadık yakın zamanda değil mi kardeşlerim? Şimdi çevre temizliği ile alakalı durumumuz, halimiz ortada işte. Şimdi kurumlar bize diyor ki falanca sınırlar içerisinde bu hayvanları kesin. İşte iç organlarını böyle hayvanların sağa sola atmayın. Derisine dikkat edin. Bu da bizim hem ekonomik kazancımız hem ibadetimizin bir parçası nihayetinde. Buna da özen göstermemiz gerekir. Sadece kurban değil. Pikniklere gidiyoruz. Halimiz ortada.
Şimdi orman yangınlarından bahsediyoruz. Bilim insanları diyor ki %98'i orman yangınlarının insan eliyle meydana geliyor. Şimdi bir ağaç bir günde, üç günde yetişmiyor. Yıllarca emek veriyorsunuz. Sorumsuz birisi oradan geçerken sigarasını atıyor veya ateş yakıyor. O ateşi gerektiği şekilde söndürmüyor. Veya işte cam kırıkları, adam umuruna saymıyor. Ya bundan ne olacak, yangın mı çıkar diyor. Aşırı sıcaklardan o cam parçaları büyük yangınlara sebep olabiliyor. Şimdi çevre hassasiyeti olmazsa, temizliğe riayet olmazsa biz de ve başka insanlara, hayvanlara, canlılara da büyük ölçüde zarar vermiş oluruz. Yani Efendimiz Aleyhisselam bakıyoruz ki hayatın tamamını sağlıklı bir yaşam için korumaya yönelik Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyeleri var. Bir defa vücut temizliğine de alabildiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam, her 7 günde bir yıkanmak Yüce Allah'ın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Fırsat bulamadı diyelim, çok böyle ertelemek durumunda kaldı. En azından 15 günde bir Müslümanın tepeden tırnağa mutlaka temizlenmesini Efendimiz Aleyhisselam tavsiye ediyorlar. Şimdi bir de diyelim ibadetlerde yoğunlaşacağız diye bedenimize zarar verecek bazı hareketler, davranışlar. Mesela bayram günleri hariç senenin tamamını oruçlu geçiriyor kardeşimiz. Bunu Efendimiz tasvip etmemiş, uygun görmemiş. Bu insanın bedenine uygun bir şey değil. Ama illa oruç tutmak istiyorsa Efendimiz Aleyhisselam bu kişiye pazartesi, perşembe günleri oruç tutmasını veya bir gün oruç tutup bir gün iftar yapmasını tavsiye etmişler. Hadis-i şerifte kıymetini bilmemiz gereken ikinci bir husus olarak zamandan bahsetti Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi ayet-i kerimeye bakıyoruz. Mülk suremizin 2. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için belli bir süreliğine yaratıldık. Hiçbirimiz ebedi değiliz. Estağfirullah. Kullu men aleyha fân ve yabgâ vecuhu rabbike zül celâli vel ikram. Sadakallâhul azîm. Her şey fanidir. Baki olan Cenab-ı Hakk'ın zatıdır. Fani isek bize verilen en büyük sermaye zaman sermayesi. Bugün yine bir sohbetimiz vesilesiyle ifade etmeye çalıştım. Efendim işte zaman öldürüyoruz. Bu ne demek yani? Müslümana hiç yakışan bir ifade değil mi bu? Zaman öldürmek ne demek? Biz zamanı ihya için burada bulunuyoruz. Zamanı canlı tutmak için dünyada bulunuyoruz. Şimdi bakın zamanın ne kadar hızlandığını önümüzden, gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçen hayatımızdan anlıyoruz. Daha sanki dün çocukluk günlerindeydik. Yeni düğünümüz oluyordu. Çocuklarımız dünyaya gelmişti. Gençtik. Elimiz ayağımız tutuyordu. Ama şimdi belimiz tutmuyor, gözümüz görmüyor. Sağımızdan solumuzdan bazı arızalar tabiri caizse çıkmaya başladı. Bu yine söylemiştim, yine ifade edeyim. Bir kardeşimiz diyor, hocam sanki her gün cuma kılıyoruz. Böyle haftada bir değil de sanki her gün cuma kılıyoruz gibi. Sanki hafta geçiyor, bir hafta geçiyor, 15 gün geçiyor. Ramazan ayı geliyor sanki nasıl oluyorsa. Sanki bir ay geçiyor, kurban geliyor. Yani zaman hakikaten çok hızlı. Çünkü çok telaşlı bir zaman içinde yaşıyoruz. Bu telaşın içerisinde, bu koşuşturmacanın içerisinde dünya hayatının çekiciliği, albenisi bazen bizi aldatıyor. Diyoruz ki bak maaşım var, param var, evim var, hayallerim var, beklentilerim var, şunu da yapayım, bunu da yapayım. Kulluğa hele sıra gelecek. Ne zaman gelecek? Hele şu oğlanı evlendirelim, hele şu kızı bir gelin edelim, hele şu evin borcunu bir ödeyelim, hele şunu yapalım, bunu yapalım. Baktık ki ömür bitti kardeşim. Ne zaman Rabbimize kulluğa sıra gelecek? Ha şimdi şu kapının arkasına geçtiğimizde ecel bizi yakalasa, ölüm bizi tutsa ne yapacağız? Geri dönüşü var mı bunun yani? O yüzden bu çekicilik karşısında böyle ertelemek gibi, sorumluluklarımızdan kaçmak gibi, kendimize karşı sorumluluğumuz var, ailemize karşı, içerisinde yaşadığımız topluma karşı, Rabbimize karşı, bütün insanlığa karşı sorumluluklarımız var. Bunların farkında olmamız gerekiyor. Yani her gün bir defa Müslüman Kur'an-ı Kerim okuyacak.
her gün Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleriyle muhatap olacak. Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımak, bunu ertelemek gibi bir lüksümüz yok. Ya bu hocalarımız tanısın, bize de tanıtsın. Hocalarımız tanıyorsa, tanıtıyorsa vazifesini yapıyor. Bizim vazifemiz, biz de tanıyacağız, tanımak için uğraşacağız. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku, ne garip bir hale geldik ki, okumayan, okumayı sevmeyen bir toplum oldu. Yani çok garip gerçekten. Şimdi Hristiyanların... Aynı. İlginç. Şimdi mesela Hristiyanların anlattıklarına göre ilk emri sev emriymiş. Sev. Hristiyanlar. Seviyor mu Hristiyanlar insanı? Garip. Müslümanlar olarak şimdi Hacı abimizin Allah razı olsun katkısı da yerinde. Kur'an-ı Kerim'i bile Ramazan'dan Ramazan'a elimize alıp okuyoruz. O da nasıl? Arapçasını okuyoruz. Bir hatim yapıyoruz. Geçmişlerimize bağışlıyoruz. Ya bu çok güzel. Bundan vazgeçmeyelim. Sene içinde de bunu yapalım ama asıl Kur'an-ı Kerim'i okumaktan kastımız, ya ne diyor Rabbimiz burada? Ne emrediyor bize? Neyi yasaklıyor? Bak şimdi bir sürü tartışmalar var. Bu son günlerde işte Efendimiz Aleyhisselam'ın Ayşe annemizle evlilik yaşına kadar her şeyi insanlar tartışma konusu haline getirdiler. Ya bir Müslüman olarak bunlara söyleyeceğimiz, vereceğimiz bir cevabımız yok mu Allah aşkına yani? Bu Kur'an-ı Kerim 15 asırdır elimizde ve bizim bir şansımız var. 15 asırdır alimlerimiz, ulemamız, müfessirlerimiz, muhaddislerimiz okumuşlar, anlamışlar, yazmışlar. Öyle bir miras bırakmışlar ki bize ömrümüz yetmeyecek kadar tefsir yazılmış. Ömrümüz yetmeyecek kadar hadis-i şerifler izah edilmiş. Ya bunun bir tanesini, iki tanesini ne kadar ömrümüz yetiyorsa okumak niye bize zül gelsin yani? Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle hayatı canlı tutma, diri tutma adına getirdiği bize emirler var değil mi? Yasaklar var, uyarılar var. Mesela biz Rabbimizin huzuruna vardığımızda desek ki ya Rabbi, ya ben işte akademik ünvan için uğraşıyordum, emekli olmak için uğraşıyordum, oğlumu kızımı vermek için uğraşıyordum da kulluğa fırsat bulamadım. Biz böyle bir mazeret ileri sürsek, bakın Rabbimiz bize buyuracak ki Fatır suresinin 37. ayeti kerimesi. Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Bak peygamberler geldi, peygamberimiz de geldi. Kitap geldi, Kur'an-ı Kerim geldi, bunun açıklaması geldi. Yani hiçbir şeyi gizli bırakmayacak bir nimet, bir ortam elimizde şu anda. Allah'a şükürler olsun. Ve düşünüp anlayabilecek insanın düşünüp anlayabileceği kadar yaşadık. Şimdi 40 yaşına geldik, 30 yaşına geldik, 20 yaşına geldik. Anlayamıyor muyuz yani çevremizde neler olup bittiğini? Şu dünyanın hareketlerini, güneşin bize sağladıklarını, bu durmadan değişen mevsimleri, yeşeren ağaçları, yeri geldiğinde yapraklarını döken efendim meyveleri, sebzeleri değil mi? Rengarenk, tatları farklı. Hepsi kara bir topraktan çıkıyor. Hepsi suyla besleniyor. Ama birisi tatlı çıkıyor, birisi tuzlu çıkıyor, birisi acı çıkıyor. Efendim, birisinin yaprağı geniş, birisinin yaprağı dar. Hepsi aynı topraktan, aynı sudan çıkıyor. Birisinin bakıyorsunuz ağaçtan çıkıyor, birisi yerde çıkıyor, birisi dallarda çıkıyor. Şimdi bunlar nereden biliyor tatlı olması gerektiğini, tuzlu olması gerektiğini, hangi mevsimde hangi meyve çıkacak, nereden bunlar nasıl kodlanmış yani? Şimdi Kurban Bayramı'nda da yaşadığımız daha taze bir olay olduğu için oradan da bir örnek vereyim. Şimdi tonlarca ağırlıkta bir hayvanı kesiyoruz değil mi? Cenab-ı Hak o hayvanı bize boyun eğdirmese, hangimizin gücü yeter o hayvanı kesmeye? Cenab-ı Hak boyun eğdiriyor da hayvan bize teslim oluyor yani. Bunda bir hikmet yok mu? O hayvanı kesiyoruz. Şimdi etini, kemiğini, organlarını, işte bağırsağını, kalbini, beynini, dilini, aman ya Rabbi. Şimdi bazen çocuklara diyorum ben kurbanda, evladım şimdi bu hayvanı kestik, parçaladık etlerini, kemiklerini. Şimdi bir araya getirelim bakayım hepsini. Böyle bir hayvan ortaya çıkarabilir miyiz yani? O hayvan yokken Rabbimiz bir damla sudan
anne babası bir araya geliyor, bir damla sudan böyle kafası, kalbi, gönlü bir şey, o muhteşem bir varlık çıkıyor ortaya. Yok ya, bunu göremiyor muyuz yani? Şimdi bakıyoruz, Gazze'de olanlar, Doğu Türkistan'da olanlar, bunlar bize bir şey söylemiyor mu kardeşlerim? Evet, Yüce Rabbimiz Mü'minun suresinin 3. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor, müminleri tarif ederken, boş ve gereksiz şeylerden yüz çeviren kimsedir Müslüman, mümin. Boş ve gereksiz şeylerden. Yine bugün bir sohbetimde ifade ettim. Nasreddin hocamız ne demiş? Demişler ki, hocam bir tepsi baklava gidiyordu. Bana ne demiş? Öyle ya yani, bana ne? Beni ilgilendiren bir şey mi? E hocam demiş, sizin eve doğru gidiyordu. E sana ne o zaman demiş? Bunu bize dünyada mı sorarlar, ahirette mi sorarlar? Yani böyle boş işleri bir kenara bırakıp zamanı, efendim yine feiza feragte fensab ve ila rabbike fergab, bir işten boşaldığın zaman, boş bir hale düştüğün zaman bir başka işe hemen yönel. Müslüman için boşluk yok. O boşluklardan Allah korusun şeytan ve nefis fırsat bulur ve bizi perişan eder. O yüzden bir iş bitirdik mi hemen başka bir işe yönelmemizi Yüce Rabbimiz bizden istiyor kardeşlerim. Bir önceki hadis-i şerifimizde de Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştu ki, min husni islamil mer'i terkuhu ma la yanihi. Bir insanın İslam'ının güzelliği nereden anlaşılır? Ma la yani olan boş şeyleri, boş olan şeyleri terk etmesinden anlaşılır. Bakarsınız, namaz kılar, yoruldu mu Kur'an-ı Kerim okur. Yoruldu mu ticaretine gider, helalinden kazanmaya gider. Yoruldu mu hemen istirahatine çekilir. Kalkayım ya, gece teheccüd var, efendim tövbe istiğfar var, sabah namazı var, cemaat var, namaz var, zikir var, sohbet var, komşuya yardım var, efendim fakire yardım var, akrabayı gözetme var. Hep böyle hayır işleri peşinde ömür sürer. Rabbimiz hepimize böyle dolu dolu bir ömür yaşamayı, rızasına muvafık bir ömür sürmeyi nasip eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına Yüce Rabbimiz bizleri vesile kılsın. Yüce Mevlamız bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sirri suratil.